Dostlar, İboFesyonel Fitness kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ben İbrahim Kızılırmak, namı diğer İbofesör. Bu videoda bir insanın steroid kullanıp kullanmadığını, ilaç kullanıp kullanmadığını nasıl anlarsınız? Bunu inceleyeceğiz. Şimdi bu videoda diyeceksiniz ki sana ne, insan kullanıyordur, kullanmıyordur. Ama şöyle bir durum var dostlar. Adamlar 120 kilo, 1,80 boya sahip, -5 yağ oranı var, tırnaklarından damar çıkıyor. Ben işte ilaç kullanmıyorum, güzel genetiğim var, düzenli çalışıyorum, sağlıklı besleniyorum. Shut the fuck up. Şimdi bu kadar sert girdik ama haklarını da yemeyelim. Tamam, ilacı aldım, yine sağlam çalışman gerekiyor, sağlam beslenmen gerekiyor, düzenli dinlenmen gerekiyor. Bu kas kütlesine sahip olabilmek için adamlar çalışıyor. Buna sahip olmak için zaman harcamanız, emek harcamanız gerekiyor. Ama şimdi çıkıp ben ilaç almıyorum dersen bu kadar insanı kandırmış olursun. Ondan sonra 15 yaşında 40 kiloluk bir çocuk bana gelir. Hocam, ben bu 120 kiloluk -5 yağ oranına sahip, tırnağında bile damar olan adam gibi nasıl olurum? Kaç ayda olurum gibi sorular sorar bana. Sonra ben de o çocuğa derim ki sen ömrün boyunca çalışsan yine o adam gibi olamazsın. Çocuk ondan sonra durur, hocam ben bu adam gibi olamayacaksam spor yapmak istemiyorum der. Sporu bırakır. Böylelikle milyonlarca genç insanı spordan uzaklaştırmış olursunuz. Ben de bugün bu sorunu çözmek için buraya geldim. Dostlar, birinin ilaç kullandığını kesin olarak anlayabilmeniz için test yapmanız gerekiyor. İşte bu powerlifting'de olsun, bodybuilding'de olsun, yarışmaya girmeden önce test yapılır. Ne yapar? Bir kaba işersiniz. Adamlar götürür, test yapar. Kullanıp kullanmadığınızı kesin olarak anlar. Şimdi sayacağım maddeler kesin olarak anlayamayacaksınız. Tek bir maddeyle de karar veremeyeceksiniz. 2-3 tane madde bir arada birinde görünüyorsa büyük ihtimalle steroid kullanıyordur. Daha fazla uzatmayalım. Gelin, 7 maddelik bir liste oluşturdum. Bir görelim bakalım bu insanların steroid kullandığını nasıl anlarız. Dostlar, ilk başlık FFMI. FFMI nedir? Fat Free Mass Index, yani yağsız kütle indeksi. Bu boyunuz, kilonuz, yağ oranınızın belli bir işlemle hesaplanma şekliyle ortaya çıkar. Kendi FFMI'nızı nasıl hesaplarsınız? Bir link koyacağım aşağıya. Oradan girerseniz yazmanız gereken bazı bilgiler var. Onları yazarsınız ve hesaplarsınız. Kendi FFMI'nızı bulursunuz. Dostlar, araştırmacılar şöyle bir araştırma yapmışlar. Eski dönemlerdeki vücut geliştirme yarışmalarında, yani steroid kullanılmayan vücut geliştirme yarışmalarında yarışan vücutçuları teste tabi tutmuşlar ve FFMI'ları, yani Fat Free Mass Index'leri en fazla 25,5-26 olmuş. Şu anda da normal bir salonda ortalama yüksek seviye bir vücutçunun, steroid kullanmayan bir vücutçunun FFMI'ı yine 25 ile 26 arasında. Yani doğalsanız büyük ihtimalle FFMI'ınız en yüksek 26 oranlarında olacak. 26 oranından yukarıya çıkarsanız bu sizin steroid kullandığınızı gösterir. Tabi bazı istisnalar olabilir. Milyonda bir genetik vardır. Adam gerçekten makine gibi vücut yapabilir. Bu maddeyle adam steroid kullanıyor demeniz pek mantıklı değil. Tabii ki adamın FFMI'yi 30-35 değilse. Yalnız şöyle de bir durum var. Bir adamın FFMI'yi 25'ten düşük diye de doğal diyemeyiz. Adamın yine genetiği çok boktan bir genetiktir. İşte steroid kullansa da hiçbir işe yaramıyordur. Çünkü gerçekten genetiğiniz steroide tepki vermiyorsa istediğiniz kadar iğne vurun, süzgece çevirin kıçınızı, fark etmez. Çok fazla insana denk geldim böyle. Yani illaki ilaç kullanıyorsunuz diye makine gibi görüneceksiniz gibi bir kural yok. Benim hayallerimde olan adam 120 kiloluk makine gibi bir adam. Şu şu ilaçları alıyor. Ben de aynısını alırsam, aynısı gibi çalışırsam o adam gibi olurum. Dostlar, kusura bakmayın, olamayacaksınız. O adam gibi beslenseniz, o adam gibi antrenman yapsanız, o adam gibi uyusanız, ne yaparsanız yapın, o adam gibi olamayacaksınız. Genetiğiniz önemli dostlar. Tek başına bu madde karar vermenize yardımcı olmaz. O yüzden bununla birlikte başka maddelere de göz atmanız çok daha mantıklı olacak. Dostlar, FFMI maddesini geçmeden önce birkaç tane örnek vermek istiyorum. İsterseniz örneklere geçmeden önce bu FFMI skalasını bir açıklayayım sizlere. Eğer FFMI'niz 18 ile 20 arasındaysa normal bir insansınız, antrenman yapmıyorsunuz. 20 ile 22 arasındaysa insanlar spor yaptığınızın farkına varabiliyor. 22 ile 23 arasındaysanız insanlar spor yaptığınızı fark ediyor ve sizin gibi görünmek istiyorlar. Hatta tavsiye için bile sizlere geliyorlar. 23 ile 24 arasındaysanız genetik olarak muhteşemsiniz ve genetiğinizin zirvesindesiniz. 24 ile 25 arasındaysanız natural limittesiniz. 25-26 arasındaysanız %99 doğal değilsiniz. %1'lik bir istisna var. Fakat eğer 26 ve üzeriyseniz kesinlikle steroid kullanıyorsunuz. Şimdi FFMI'nin yapıldığı zamanlar steroidin
daha ortaya çıkmadığı zamanlar, 1940'lı 50'li zamanlar, belki daha eskiler. Zaten araştırmalar da bu dönemlerde yapılmış. Şöyle bir durum var. Eskiye nazaran şu anda daha fazla şey biliyoruz. Bilim gelişmiş durumda. Bilime dayalı daha ileri seviye antrenman sistemleri, daha ileri seviye supplementler, daha ileri seviye beslenme bilgilerine sahibiz. O yüzden daha fazla kas geliştirebiliyoruz. FFMI'miz normalden daha yüksek çıkabiliyor eskiye nazaran. O yüzden bu kıyaslamalar, söylediğim gibi, FFMI'yi baz alarak yaptığımız bu kıyaslamalar pek belirleyici değil tek başına. Peki dostlar, ilk sporcumuza geçelim. Ronaldo, hepimiz tanıyoruz zaten, Real Madrid oyuncusu. 1,87 boya sahip, 84 kilo, %7 yağ oranı, FFMI 22,4 çıkıyor. Yani FFMI'ye göre doğal bir adam. Bana göre de doğal. İnsanlar yağ oranı düşük bir adam gördüğü zaman, kasları biraz daha belirgin göründüğü zaman kiloya, boya, bir şeye bakmıyorlar. Çok iyi görünüyorsa steroid kullanıyordur diyorlar, ama öyle bir şey yok dostlar. Adamın kilosu ile boyu arasındaki range çok sıkıntılı değil. Yani kas kütlesi çok yüksek bir adam değil. O yüzden doğal bir şekilde ulaşılabilir. Düzgün beslenirseniz, sağlam antrenman yaparsanız, dinlenmenize dikkat ederseniz bence çok rahat böyle bir vücuda ulaşabilirsiniz. Sıradaki isim Dwayne Johnson, aka The Rock. Dostlar, adamımız 1,93 boyunda, 104 kilo, FFMI 24,5. FFMI skalasına bakarsak doğal çıkıyor kendisi, ama ben doğal olduğunu düşünmüyorum şahsen. Bence doğal değil, çünkü dostlar, adamın yaşı neredeyse 50'lere gelmiş. Adamın 30'lu yaşlarına baktığınız zaman vücudu neredeyse hiç etkileyici değil. 30'dan sonra, neredeyse 40'tan sonra gelişmeye başlıyor. Biliyoruz ki yaş ilerledikçe testosteron düşer ve kas kütlesi arttırma olasılığı düşer. Bu adam yaşı ilerledikçe vücudu daha iyi görünüyor, daha fazla kas kütlesi ekliyor. Yani doğal mı değil mi, buna yorum yaparken sadece FFMI'yi göz önünde bulundurmamak diye bundan bahsediyordum. Birçok etken var. Ben doğal değil diyorum. Artık siz ne düşünüyorsunuz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sıradaki isim Steve Cook. Ünlü bir fitness YouTuber'ı. Adamımız 1,86 boyunda, 93 kilo, %6 yağ oranı, 25,5 FFMI. Küçük bir miktarla steroidli bölüme kayıyor. Yani steroid kullanıyor FFMI'ye göre. Bana göre de kullanıyor, ama sadece FFMI'yi baz alarak söylemiyorum ben bunu. Çünkü bu adam yıllar boyunca %6, %8 yağ oranında dolaşır ve adamın gücü de çok yüksektir. Çok güçlü bir adamdır. Atletik bir adamdır. Birçok sporla uğraşır. Yani sadece kas kütlesine bakarak değil, birçok şeyi baz alarak baktığımız zaman bana göre steroid kullanan bir adam. Siz ne düşünüyorsunuz? Söylediğim gibi tekrardan yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sıradaki isim Christian Guzman. Adamımız 1,80 boyunda, 76 kilo, 22,05 FFMI'ye sahip. Yani doğal diyebiliriz. Benim için de doğal ve doğal olarak yapabileceğiniz güzel bir vücut. Genetiğinizin çok aman aman bir genetik olmasına gerek yok. Bu adamın da zaten genetiği aman aman bir genetik değil. Şu an gördüğünüz vücuda erişebilmek için çok büyük diyetler, çok uzun süreli diyetler yapıyor. Off sezonunda baktığınız zaman adam biraz daha yağlıdır. Normal diyebileceğimiz bir vücut tipine sahiptir. Burada sadece yağ oranı biraz düşük göründüğü için biraz size steroid kullanıyormuş gibi görünebilir. Ama adamımızın kilosu 76. Yani boyuna nazaran yüksek bir kiloya sahip değil. Yani size rahat bir şekilde söyleyebilirim. Normal bir genetiğe sahipseniz, düzgün beslenip, düzgün antrenman yapıp, düzgün dinlenirseniz kesinlikle böyle bir vücuda sahip olabilirsiniz. Dostlar, sırada Arnold Reis var. Reisimiz 1,88 boya sahip, 107 kilo, %5 yağ oranına sahip, FFMI 28,5. FFMI'yi baz alırsak zaten direkt steroid kullanıyor diyebiliriz. Bu arada Arnold kendisi de steroid kullandığını itiraf ediyor. Bu başlığı pek yorumlamamıza gerek yok, ama yine de bir şeyler söyleyeceğim. Dostlar, gördüğümüz gibi çok büyük bir kas kütlesi taşıyor. Şöyle de bir durum var dostlar. Arnold 12 ay boyunca sürekli antrenman yapan bir adam değildi. Normalde başka işlerle uğraşırdı. Antrenman sezonu yaklaştığı zaman, şöyle 5-6 aylık bir sezon, belki daha kısa, 4-5 aylık da olabilir. Bu süre içerisinde çok büyük kas kütlesi eklerdi. Tabi muscle memory olayı var, kas hafızası. Tabi onun da çok büyük bir etkisi var, ama dostlar, o kadar kısa bir süre içerisinde o kadar büyük bir kas kütlesi ekleyip ve o kadar düşük bir yağ oranına inme doğal olarak imkansız dostlar. İkinci madde dostlar, aşırı hızlı kas kazanımı.
Hocam biz neye göre şimdi kaç kilo alırsa aşırı, kaç kilo alırsa normal diyeceksiniz. Bununla ilgili yine bir çalışma var. McDonald model diye bir çalışma var. Yeni başlayan insanların işte birinci senesi, ikinci senesi, üçüncü senesi diye bir hesaplama yapmışlar. Ortalama bir kas kazanımı var. Ortalama bir genetiğiniz varsa birinci sene 10 kilo civarı kas kütlesi kazanabiliyorsunuz. İkinci sene bu düşüyor. 4 ile 5 kilo arası bir kas kütlesi kazanabiliyorsunuz. Üçüncü sene bu yine düşüyor. 2 ile 3 kilo arası kas kütlesi kazanabiliyorsunuz. Dördüncü sene ve sonrası 1 ile 3 kilo arası kazanabiliyorsunuz. Çalışmanıza ve genetiğinize bağlı olarak. Yani dostlar, bir adam bir sene önce gördüğünüz zaman işte 60 kiloluk normal bir vücuda sahip. Biraz kasları görünüyor. Hafif karın kasları var. Bir sene sonra geliyor 50 kilodan 70 kiloya çıkmış. Damarlar fışkırıyor. Kasları çok daha belirgin. Yağ oranı çok daha düşük. Siz bu adama doğal diyemezsiniz. Yeni başlamış olsa bile tamam, belki bir 10 kiloluk bir kas kütlesi kazanabilir. Ama adam 20 kilo eklemiş, yağ oranı daha çok azalmış, damarlar fırlamış, gücü iki katına çıkmış anasını satayım. Siz bu adama doğal diyemezsiniz. İmkansız. Bir senede 20 kilo kas kazanmak, saf kas kütlesi kazanmak, aynı anda da düşük yağ kütlesini korumak, hatta daha düşük yağ kütlesine inmek imkansız dostlar. Üçüncü başlık dostlar, çok hızlı güç kazanımı. Buradaki ilk önce istisnaya değineceğim. Bir adam spora yeni başlıyorsa hızlı bir şekilde güç kazanabilir. Ama güç kazanmasının asıl sebebi şu. Tamam, güç kazanıyor. Onun dışında formu da kötüydü. Yani yeni başladığı zaman işte bench press yaparken bir kolu aşağıda bir kolu yukarıda sallanarak çıkıyor falan. Gücü gelişecek. Onun dışında formu da oturtacak. Güçle beraber daha fazla kaldırabilecek. O yüzden çok hızlı bir şekilde kiloları yükseltebilecek. Bu istisnadan ilk önce bahsedelim. Şimdi steroid kullandığına nasıl bir etkisi var? Dostlar, bir spor salonuna gidiyorsunuz. İşte bir senedir tanıdığınız bir adam var. Haftada 5 gün spor yapmaya geliyor. İşte 150 kilo bench press yapabiliyor. Bir senedir neredeyse aynı kilolarda takılıyor. Ondan sonra bir gün aniden çat 155 kiloya çıkıyor, 160 kiloya çıkıyor. Sonraki hafta 170 kilo, 180 kilo. Adam makine gibi yükselmeye başlıyor. Bir senedir aynı yerdesin, nasıl bu kadar hızlı yükselebiliyorsun? Sorduğun zaman işte daha düzenli beslenmeye başladım. Eskiden işte yorgundum biraz falan, şimdi daha çok dinleniyorum. Protein tozu kullanıyorum. Kreatin kullanıyorum. Shut the fuck up. İlaç kullanıyorsun. Eğer dostlar böyle bir şey varsa etrafınızda, uzun zamandır spor yapmış, belli bir yerde tıkanmış, ondan sonra birden çok hızlı gelişim gösteren ağırlık konusunda. Tabii ağırlıkla beraber vücut kütlesinde de gelişim olacak da, ağırlık maddesine değiniyoruz. Çok yükseliş olursa birden ve düzenli yükseliş olursa dostlar, bunun tek bir göstergesi var. Steroid kullanımı. Dördüncü madde dostlar, jinekomasti. Jinekomastinin ne olduğunu bilmeyenler için ufak bir açıklama yapayım. Erkek göğsünün uç tarafının biraz daha topaklanması, sivri görünmesi, yani bir nevi kadın memesine benzer bir görünüş alması. Peki bu nasıl oluşur? Dostlar, vücudunuzda özellikle ergenlik döneminde doğal olarak nasıl olur bunu açıklıyorum. Ergenlik döneminde testosteron hormonunuz çok yükselir ve vücut bu testosteron hormonunu östrojenle dengelemek için testosteronun belli bir kısmını aromataz enzimleriyle östrojene dönüştürür. Östrojen hormonunuz yükseldiği zaman jinekomastiye yol açar. Jinekomastinin doğal olarak oluşumu bu şekildedir. Ve şöyle de bir bilgi vereyim size. Jinekomasti vakalarının, bütün vakalardan bahsediyorum, sadece %25'i steroid kaynaklıdır. Yani %75'lik bir kısım doğal olarak ergenlikten kaynaklanan vakalar. Şimdi steroidle ilgili kısmına geçelim. Steroid neydi? Testosteron hormonunu yükseltirdi. Testosteron hormonu yükselince vücut bunu dengelemek için östrojeni yükseltecek. Nasıl? Aromataz enzimleriyle testosteronu östrojene çevirecek. Yükselen östrojenden de kaynaklı jinekomasti ortaya çıkacak. Yapılan araştırmalara göre steroid kullanan insanların %37'si jinekomastiye yakalanıyor. Yani tek başına yine kesin bir belirti olmasa da, kişi ergenlik döneminde değilse, yani 30'lu 40'lı yaşlarında bir adam bugüne kadar hiç yaşamamasına rağmen 40 yaşında jinekomasti yaşıyorsa büyük ihtimalle steroid kullanıyordur. Tabii ki yine başka etkenler olabilir. Tek başına bu maddeyle karar veremeyiz. Bu maddeyle birlikte bir iki madde daha varsa yanında, kesinlikle steroid kullandığını söyleyebilirsiniz. Beşinci madde dostlar, omuz, trapez ve göğüs bölgesinde, özellikle üst göğüs kısmında diğer vücut bölgelerine nazaran daha fazla şişlik, daha fazla büyüme olması. Bu neden kaynaklı dostlar? Androjen reseptörleri vücudumuzun üst kısmında daha fazla vardır. Yani oranlarını hesaplamak gerekirse, androjen oranları vücut bölgelerine göre üstten aşağı doğru, fazladan aza doğru iner.
ve üst kısımda trapez, omuz ve üst göğüs kısmında özellikle sırtın arka kısmında da aşırı büyüme görülebilir. Tabi bazı vakalarda herkeste bu olmaz. Eğer böyle bir şeyle karşılaşıyorsanız steroid kullanıp kullanmadığını düşünebilirsiniz kişinin. Tabi diğer maddelerden de bir ikisini içeriyorsa büyük ihtimalle bu kişi de steroid kullanıyordur. Altıncı madde dostlar akne ve sivilce. Yine trapez kısmında sırt tarafında, sırtın üst tarafında, omuz tarafında, göğsün üst tarafında ve yüzde. Neden buralarda daha çok yaygın olur akne? Yine söylediğim gibi androjen reseptörleri bu bölgelerde çok daha fazladır. O yüzden bu bölgelerde çok fazla sivilcelenme yapar. Özellikle kişi ergenlik döneminde değilse, yine 30'lu 40'lı yaşlardaysa, ergenlik dönemine yakın bir dönemde değilse ve omuz, yüz, sırt bölgelerinde sivilcelenme varsa bu da steroidin bir belirtisi olabilir. Yine tekrardan tek başına bu maddeye bakarak steroid kullanıyor diyemeyiz. Öbür maddelerden de bir ikisini içeriyorsa steroid kullandığını düşünebiliriz, söyleyebiliriz yani. Yedinci madde dostlar agresyon. Daha fazla agresif bir tavır takınma. Öncelikle araştırmalar ne diyor bununla ilgili ona bakalım. Steroid kullanmaya başlayan insanların %60'ında sinirlenme eşiğinin düştüğü gösterilmiş. Yani günlük yaşamında çok daha hızlı, çok daha küçük şeylere sinirlenebiliyor hale gelmişler. Tabii şimdi bazı insanlar doğal olarak sinirli, daha agresif insanlar olabilir. Ama bunun belirtisini steroid kullanıyor mu, kullanmıyor mu? Bunun belirtisini gösterecek durum şu. Siz yıllardır birini tanıyorsunuzdur. Normalde çok işte naif bir adamdır. İşte karıncayı bile incitmez. İşte ensesine vur ağzından lokma yağ al tarzı. Deyim böyle mi? Neyse her neyse. Öyle bir şey siz biliyorsunuz onu. İşte kibar, naif bir adamken birdenbire agresif, söylediğiniz şeylere ters cevap veren, ufak tefek şeylere kavga çıkaran bir adam haline gelirse büyük ihtimalle steroid kullandığının bir belirtisidir. Bununla birlikte başka maddeler varsa sallıyorum işte kas kütlesindeki yükselme, güç artışı gibi maddelerle birlikte geliyorsa bu sinirlenme durumu büyük ihtimalle steroid kullanıyordur. Dostlar bu söylediğim başlıklardaki her şeyi araştırmalara dayandırdım. Araştırmalardan kaynaklanarak söyledim. O yüzden siz de bu araştırmaları okumak istiyorsanız bütün başlıklarla ilgili araştırmaları açıklamaya koyacağım. Gidip okuyabilirsiniz. Videoyu bitirmeden önce de şöyle bir açıklama yapmak istiyordum. Dostlar videoyu bitirmeden önce de şöyle bir açıklama yapmak istiyorum. Şimdi sosyal medyada birini görüyorsunuz. Adam gerçekten çok iyi görünüyor. Keşke bunun gibi olsam, keşke şunun gibi olsam diyorsunuz. Büyük ihtimalle doğal olarak onlar gibi olamayacaksınız. Bunun fiziği de iyiymiş ya. Güzel fiziğe sahip dediğiniz insanlar gibi olabilirsiniz. Bu demek değildir ki siz şaşırtıcı bir fiziğe, mükemmel bir fiziğe sahip olamazsınız. Sahip olabilirsiniz tabii ki genetiğinize de bağlı bu. Ama çok aman aman şeyler beklemeyin dostlar. Daha gerçekçi hedefler koyun ki daha motive bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Evet dostlar, bu videoda böyle bilgilendirici bir video oldu. Bu ve buna benzer videoları daha fazla görmek istiyorsanız İbofesyonel Fitness YouTube kanalına abone olmayı, İbofesör'ü Instagram'dan takip etmeyi, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Ve şunu da unutmayın. Ben sizler için buradayım. Ve sizler seçilmiş kişilersiniz.